Buradan ruh geçmişti değil mi? İşte geçmişte kaldı o. Şurada mum var, gördüm. 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 Mumu parmağım çıkacak. Aa dur. Hayvan oğlu hayvan dur. Abi teleporto. Tadım bir şey yap. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Octave adlı point click bir korku oyunu oynayacağız. Yine bağımsız bir yapımcıya ait. Ben kanalda böyle serilere yer vermekteyim. Gerçekten beni içine çekiyor, güzel olmakta. İzleyenler için de, yani türü sevenler için iyi olacağını düşünüyorum. Herkes sevmez tabii ki bu türü. Ve point click derken meşinaryum gibi düşünün. Tıklayarak hareket ediyoruz. Belli bulmacalar olabilir diye düşünüyorum. Ama korku oyunu temelde atmosferi korku. Ve orada bir araba görmekteyim sol tarafta ve sağ tarafta da herhalde ölü bir dişleri artık gitmiş herhalde, birazcık dişleri kalmış. Ölü bir insan. Ölü bir şey var. Ölü bir şey. Play deyip hemen başlamak istiyorum. Şimdi bize gösterdiği bir yer var. Ağaçlar, maaşlar, şey, ağaç değil gerçi, yaprak, ağaç, evet. Yaprak ağaçta olur. Büyük ihtimal ormanda geçiyor. Başta yazıyordu ana tesütü. Bir ses geldi, silah sesi geliyor. Elinde silah olan biz miyiz yoksa dizleri üstünde çökük olan biz miyiz? Büyük ihtimal şanssız olduğumuz için dizleri çökük olan. Vurmayın, beni vurma. Arkanda bir şey. Arkandaydı lan. Görmedin değil mi? Tam beni vurmaya çalışırken arkadaki orman kadını onu herhalde toprakla beraber toprağa gömdü onu, ya toprağın altına çekti herhalde onu diye düşünmekteyim. Şimdi başlangıçta bana nasıl oynamam gerektiğini gösteriyor. Galiba sol tuşa bas diyor. Sol tuşa basınca yürüyoruz mantıken. Güzel. Tamam, ilk tuşu çözdük. Ses biraz yüksek olabilir. O da sizin daha iyi duymanız için yaptığım bir şey. Kulaklıkla daha iyi olur diye düşünmekteyim. Buraya geldiğimde yine sol tıka tıkla dedi. Ve kaç köşeli o? 8 köşeli galiba. Septagram olması lazım. 8 köşeli yıldız aldık. Neden böyle bir şey yaptığımız hakkında en ufak bir bilgim yok ama Octave yazısında da zaten 8 köşeli bir yıldız vardı galiba. Oyun bize ne anlatmak istiyor? Kargalar. Uçun kargalar. İki kere mouse tıkı yap dedi bana. İki mouse tıkı yapınca koşabiliyor. Çok güzel. Ben de zaten her zaman korku oyunlarında ne zaman koşacağız diye bekliyordum ve mumu tıklattı bana ve Septagram'ın bir yıldızı yanmış oldu. He, bu Wick diye bir korku oyunu oynamıştım hatırlarsanız. Hatırlanmayanlar için de izlemenizi öneririm. Gerçekten gerilimi yüksek bir oyun. Onda da mumları topluyorduk hatırlarsanız. Bunda da galiba mumları toplayarak Septagram'ı, yani 8 köşeli yıldızı tamamlamamız gerekiyor diye düşünmekteyim. Biraz hızlı gideceğim. Burada yine bir mum var. İkinci yıldızımızın da mumunu yaktık. Mumunu yaktık. Mumunu. Oh. Oh. Arka plan gerçekten çok güzel olmuş. Ben beğendim. Ya oyun boyutu küçük olduğu için normal. Gerçekten normal ama şu an 2,5 gösteriyor bana. Aşağıda gördüğünüz gibi ve gidemiyorum. Ruhlarla ilgili bir şey oldu şu an. Sağ tarafa doğru gidememekteyim. Gördüğünüz gibi 2,5 yıldızı gösterdiği için geriye döneceğim. Unuttuğumuz bir şey olabilir. O yüzden bizi götürmüyor olabilir. Koşayım mı lan? Aha da mum. Ben bunu nasıl göremedim ya? Bir dakika. Herhalde bunun arkasında olduğu için göremedim. Bu taraftan gelirken. Ama bu taraftan geri döndüğümde görüldü diye tahmin etmekteyim. Buradan ruh geçmişti değil mi? İşte geçmişte kaldı o. O zaman devam edelim. Tabelalara tıklayınca devam edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ve orman çok... Orman ne güzel. Lan yerde kargaların ne işi var? Bu korku temalarında hep orman, hep karga. Ne bunlar? Ben burada bir şey göremedim. Umarım geriye döndürmez diyecektim. De döndürmedi zaten. Güzel oldu. Geriye döndürmemesi güzel oldu. Burada bir mum var. Çalıların arkasına... Önümde bir şey hareket etti ve gitti, onu gördüyseniz... Ki görmüşsünüzdür zaten. Ben de gördüm. Mumu tıklamama rağmen... Sol taraftan bir şey geliyor bu arada.
sefer sağ tarafa geldi ses. Ne oluyor oğlum? Soldan sağdan sesler geliyor. Kulaklıkta izleyin. Kesinlikle kulaklıkta izleyin. Aa, bir dakika dur. Şimdi ben mouse'la ilgili bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi ve mouse kafayı yemiş durumda. Bu demek oluyor ki hoşça kalın arkadaşlar demek oluyor. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Oğlum ben ne yapacağım ona? Herhalde yanından ses kesildi. Herhalde yanından abo bu ne ya? Herhalde yanından geçiliyordur, değil mi? Abi mouse kafayı yiyor ya. Umarım yanından. Oğlum niye öyle atladın ki sen ya? Niye bir anda öyle atladın ki sen? Tam konsantreydim oyuna. Çok iyi konsantreydim. Harika konsantreydim ben oyuna. Oh, orada da bir şey yapmadık. Şimdi bak, burada tıklanacak bir yer var. Adamı korkutmayın. Mum varmış burada. Ağacın arkasına mum koyuyorsunuz. Sonra da geriye döndürüyor beni. Sakinim. Çok konsantre oynuyorum şu an. Şurada mum var, gördüm. 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 Mumu parmağım çıkacak. O mumu gördüm. Güzel. Bu ne abi altta yanan? Bir şey değil. Menü. Menü butonuymuş. Birer birer geçiyoruz gördüğünüz gibi. Ve mezarlığa geldik. Kilisemiz var. Ve orada bir hatun var. Büyük ihtimal hatun bizim sevgilimizdi. Tıklamak istemiyorum ya. Hatun selam. Aa, mum var elinde. Ama karardı marardı bir şey oldu. O be aa, dur. Hayvan oğlu hayvan dur. Abi teleporto. Kadın bir şey yap. Boyutu küçük. Atmosferi küçük olmasına rağmen gerdi. Bulutlar çok güzel gözüküyor bu arada. Etrafta kaçırdığım bir şey var mı? Yok. Gerdin be abi. Vallahi oyun gerdi. Gerdi. Acaba kaç saat... Kurbağa sesleri. Kurbağa sesleri var. Acaba kaç saatte bitiyor bu oyun? Eğer bitmezse serisi gelir. Devamı gelir. Merak etmeyin. Ve en sevmediğim şeylerden biri orman ve atmosfer. Çok acayip. Ama burada tıklanacak bir yer göremedim. Ve zaten o da görememiş. Burada bir yine mumumuz var. Mumumuzu yakalım. Ve Allah kahretsin. Buraya gir. Aa, dur. Orada eller var abi. Adamı korkutmayın. El vardı orada. Bak, el var orada. Aa, oğlum ya. Ya dedim ki bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz dediydim ama olay öyle işlemedi. Anladım kardeşler, sakin olun. Şimdi bir dakika, burada bir tane ha, soru işareti çıktı gördüğünüz gibi. O nerede olduğunu gösteriyor o ellerin. O gittikten sonra. Abi gitti ama o. Ne kadar saçma. Şimdi bu eller denize gidince denizden çıkıyor. Denize tekrar girince ben herhalde geçeceğim, değil mi? Buradan da iyi görünmüyor. Ha. Bir el de orada var. Tam önümde var.
Artık basar giderim ben. Çok güzel geçtik. Ve burada bir köprü var. Vic'te de köprü vardı. Vic'te de mum vardı. Vic'le ne alakanız var diye sormak istiyorum. Köprüden umarım köprü sağlamdır. Mum var. Bu arada septagramı tamamlamak üzereyiz ve son mum. Güzel. Mumu da alalım. İzin vermedi. Oyun izin vermedi. Oyun gördüğünüz gibi bize izin vermedi. Bu denizde de yok değil mi lan bir şey? Oh yokmuş. Koş abi koş. Yolumuz uzun koş. Zaten bir şey olsaydı tıklatmazdı bana. Ya da mouse kafayı yerdi böyle. Koş abi koş. Tamam korkutmayın koş. Burada da gördüğünüz gibi hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Ben mi göremiyorum? Kesinlikle bir şey görememekteyim ama Septagramı çözdük. 8 köşeli yıldızımızı çalıştırıyoruz ve şuna basmak istiyorum. Ve evet bize nelere basmamız gerektiğini söylüyor bu soru işareti. Ama ben bunu hep kullanmayacağım. Denemek için yaptım. Ve bu butona basmam gerektiğini söyledi. Kapıyı açtık. Güzel. Değişik bir ses duyuyorum. Hatta kötü bir ses duyuyorum. Burada mumlar var. Bir şey yapamamaktayım. Ve sembollü bir kapı var gördüğünüz gibi. Bu semboller ne işe yarıyor onu öğrenmemiz gerekecek. Boşuna koyduklarını düşünmüyorum bu sembolleri. Burada ben mi varım? İşten çıkmışım. Bana çok benziyor. Bakalım kimmiş? Oha! Oha! Eline ne oldu oğlum? Nasıl bir şeysin sen? Snapchat efekti gibisin ha. Git onu al lan, ölüyü al, ölüyü. Vallahi benle uğraşma, ölüyü al. Koş lan. Herhalde kaçacağız. Kapıyı kapatmam. Onu geri götürecektir herhalde, değil mi? Ama müziğin sesi kesilmedi, dikkat ederseniz. Hala orada. Anladım, bir dakika, anladım. Tam geldiğinde doğru zamanda basarsak nasıl lan? Olmadı mı? Nasıl olmaz ya? Anladım ama yapamıyorum. Bir dakika. Doğru zamanda basmamız gerekecek. Woo! Yeah. Ne oldu? Öldün mü? Tekrar çıkartalım. Aa, kanları aktı. Çok güzel. Tekrar yukarı şişle. Ben onlardan daha cani oldum lan. Kendine gel bak. Ağzını. Kapı hala açılmıyor. Al işte. Bu mumlar niye yandı ya? Kaç tane mum var? 3 4 8 tane mum var değil mi? 8 tane mum var. 3 4 5 6 7 8 tane de sembol var. Mumlara tıklanıyor. Mumları söndürebiliyoruz. Ha, mumları söndürebiliyorsak mumları da yakabiliriz aslında. Abo oraya gidemeyiz. Mouse gene kafa yiyor gördüğünüz gibi oraya gidemeyeceğim. Anladım. Kahretsin yukarıda septagram var yine. Bunu yanlış telaffuz da edi olabilirim. Septagram diye biliyorum 8 köşeli yıldıza. Şimdi. Ha, burada da 8 tane not mu alsam ya bilmiyorum ki. Not alabilirim. Ya da almayayım mı? Aklımızda tutmaya çalışalım o zaman. 8 tane sembol var. Burada da 8 tane sembol var. Şimdi bütün semboller aynı mı ona bakalım. Bak burada Z falan var. Bütün semboller aynı değil. Şimdi. İkisine bakabiliyor muyum böyle? Bakabiliyorum. Hafif de olsa bakabiliyorum. Güzel. Şimdi bu sembol yok. Bu sembol yok. Son sembolü ezberleyeyim çünkü göremiyorum.
birbirine dolanmış, tutulmuş falan bir şey. Ondan herhalde biraz sola yaklaşayım. Tamam, soldakini net görüyorum. Sağdakini de net görüyorum şu an. İlk ikisi yok. Sol taraftakinden bahsediyorum. 3 çizgili olan var, yani birinci olan var. Diğeri yok. Diğeri yok. Şu üzerinde martı olan kutu diyeyim. Evet, martı olan kutu olanı var. Ve o işaret yok. Wi-Fi simgesi yok. Bir de altındaki var. O zaman şöyle yapacağız. Şu var. Şu var. Şu var. Ve bu var. Tamam. Şu an anladım. Mumlar kapalı mı kalacak yoksa mumlar açık mı kalacak onu bilmiyorum ama hepsini söndürmüştük. Açık deneyeyim ben. Birincisi buydu. İkincisi şu. Üzerinde martı olan demiştim. İki boşluk vererek bunu açalım. Dördüncü o galiba. 5, 6, 7. Ve yedinci şuydu galiba, değil mi? Aynen. Şu semboldü. Abi. Ha, işte bu. Çok iyi. Açtık. Tahminlerim doğru çıktı. Güzel. Güzel. Çok da zor olmayan bir bulmacaydı. Meşineryumla falan kıyaslarsak bir de. Atlattık oraya, güzel. Şimdi burada bir araba var. Tabii ki doğal olarak çalışmıyor. Şeydeki araba bu. Oyunun ilk başında gösterdiği bir araba. Bu arada bir dakika, inventory varmış burada. Oyuna devam edelim. Nereye tıklayacağımı göstermesini istemiyorum. Burada haç var. Şu ses bir şey yazıyormuş gibi. Sanki not defterine bir not alıyor. Haç gördüm falan diye ama öyle bir şey değil galiba. Burada başka tıklanacak yer var mı? Merak ettim. Aa, bir dakika, varmış. Aa, burada bu ne? E harfi. Yukarı gitti. E harfi aldım. Haca vur. Tövbe estağfurullah. E harfiyle ne yapacağım ben? Hacda kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Burada etrafta başka şeyler vardı. Şurada bir şey var. Oh yes. Ne olduğunu bilmiyorum ama aldım. Ve burada bir şey var. Kapı var. Oğlum. Lan oğlum, kapa, çek şunu ya, fişini. Elektrik parası gelecek. Beyler, nereye tıklayacağız? Bana onu gösterin. V harfi. Oyun İngilizce olduğu için İngilizce bir şeyler isteyecek. Büyük ihtimal benden. Buradan gidiliyor. Oradan gitmek istemiyorum şu an. Bir de şişe aldık. Burası çalışmıyor, değil mi? Maalesef burası çalışmamakta. Dur, oradan gitme. Oradan gitme. Şuradan bir gidelim. Etrafa bir bakayım şöyle. Tamam, bir şeyler var. Bu vanalara çevirelim. Neden çevirdiğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama çevirelim abi. Su akıyor. Bir dakika, vanayı çevirecektim zaten. Bu vanaların hepsini çevireyim ben ya. Ne olacak? Ne? Aa, şey var bir tane. Kuru kafa var. Kuru kafayı da aldık. Çok güzel. Bir de burada gidecek bir yer var. Ama gidemiyoruz dediği gibi. Peki. Bu kapı neden açıldı? Ben bir fikir sahibi. Elim yüzümü yıkamak istiyorum. Aynada bu arada el izi var gördüğünüz gibi. Hayır. Hayır. Bir bayan bize gözüktü. Başka bir bayan da. Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse. Şimdi bir eve giriş yaptık ve tıklanacak. Burada da çok şey var. Dışarısını buradan görebiliyoruz ve şu tablo benim ilgimi çekti. Aşağı yukarı, yukarı aşağı aşağı diye göstermekte ama ilk bölüm için oldukça yeterli olduğunu düşünmekteyim. İkinci bölüm gelir. Oyun bitmedi gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.